Dostlarım hemşire ekranlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Dostlar para malum yıla olduğu için seri seri oyuncularımızı yükseltiyoruz. Önce Ronaldinho, sonra Ronaldo'yu, şimdi Marcus Rashford'ı yükseltiyorum dostlar. Bunları da böyle arka arkaya atıyorum bu içerikle. Araya farklı bir içerik sokamıyorum. Ne yazık ki arkadaşlar. Çünkü ben dereceli oynuyorum. Para çok birikti. Malum kanalda bu Euro'yu kasmayla ilgili e, taktikleri de sizlere vermiştim. Hemen şuradan Upraise bölümünden paramı göstereyim dostlar. 364 bin Euro var. Bu 800 bin kadardı. Ronaldinho'yu 92 yaptığım için dostlar ve aynı zamanda Ronaldo'yu da 96'ya yükselttiğim için pek bir para kalmadı. Şimdi ne yapacağız? Şimdi Marcus Rashford'ı dostlar 4 yıldıza yükselteceğiz bu arada. Bu arada. Bu oyunda bir rekor ve ilk olmuş olacak 4 yıldız oyuncu yükseltme. Çünkü bayağı zahmetli görmüş olduğunuz gibi. Bizden ne istiyor arkadaşlar öncelikle onu görelim. Ve Rashford şu anda 21 level. Rashford'ı birazcık daha acaba şöyle bassak yükseltsek nasıl olur? 22 level yapalım Rashford'ı. Level up diyelim 30 bin euro harcamış olduk. Bir dakika param yetecek değil mi? Aman şimdi içeriye param yetmez. Şu şekilde bakalım mesela kim seçelim forvet olarak. Buradan baktığımızda Malinowski'yi seçebiliriz. 160 bin euro diyor dostlar. Param yetsin. Gerisi önemli değil. Zaten şu anda yükseltme yapacağım. Başka ekstra bir e, oyuncu yok. 30 bin euro daha harcayacağız. Ve hızlanma e, bölümünden pak bölümünü yükselteceğiz 86'ya. 30 bin euro da buna harcadım. Acaba bir overall daha arttırabilir miyim diye çabalıyorum. E, fiziksel kontrat tamam. Hadi bu da 75 olacakmış. Tamam buna da verdik parayı. 25 level yapabilecek miyiz? Yapabiliyoruz. 30 bin euro da bunu harcayacağım. 244 bin euro mu kalacak? Ve burada da e, top kazanmayı 43 yapınca overall'ı 97 oluyor arkadaşlar. Ve bir böyle level up daha yaptık. Şu anda Rashford 97 overall. Bakalım çok merak ediyorum gerçekten çok merak ediyorum. Enhance bölümünden bir yıldız Rashford bir yıldız yapmayı biliyorsunuz kanalda içeriklerimi izlediyseniz. E, Rashford'un üstüne Rashford bastığınızda bir yıldız yapabiliyorsunuz. Artık 3 yıldız bir oyuncu 4 yıldız yaparken bir yıldız bir oyuncu daha istediği için size 2 tane daha Rashford lazım dostlar. Bir tane Rashford değil 2 tane daha basmış oluyorsunuz öyle bir olay var. Tabii ki de para lazım yine bol bol size. Malinowski'yi seçiyoruz ve 101 Rashford yapıyoruz. Ve bu oyunda bir rekor olabilir 4 yıldıza oyuncu yükseltme. Ben şahsen oynadığım dereceli oyuncu oyunlarda hiç 4 yıldız daha görmedim dostlar. 160.000 euro 12 enhance kart istiyor bizden ekstra olarak bunu da 12 enhance kartla elde etmek 4 gününüzü falan alır dostlar. Ekstra ödüller olmadıkça bunun da nasıl elde edileceğini ve aynı zamanda nasıl para kasılacağını tek bir videoda para kasma taktiği videosunda kanalda göstermiştim. Şimdi enhance diyoruz ve dostlar geldik bizim yine hep böyle bir arada derede kaldığımız bölüme. Rashford'a ne ekleyelim hocam? Öncelikle şu anda biz Rashford'ı Santrafort'ta oynatmaya devam edeceğiz dostlar. O yüzden şöyle baktığımda Rashford'a ekstra ne ekleyebilirim diye. Dostlar ben şimdi biraz üzerinde düşündüm ve gerçekten de e, şut bölümünün Rashford'da çok önemli olduğunu gördüm. Özellikle zor rakiplerle oynadığımızda ceza sahası dışından vurup atmamız gerekebiliyor dostlar. O yüzden kicking power'a ben 2 vereceğim. Şut gücüne 2 vereceğim. Bir tane kurveye vereceğim. Bir tane de finishing'e vereceğim. Bitirmeye ve falsoya vereceğim. Bu şekilde dağıtmış olacağım dostlar özelliklerimi çünkü dediğim gibi bazen ceza sahası içine giremiyorsunuz. Rakip çok iyi oluyor. Ceza sahası dışından deniyorsunuz. O şekilde yazmaya çalışıyorsunuz. Confirm dedim ve 101'lik Rashford'umuz oldu dostlar. Ve bir ilke imza atmış olduk. Hemşir YouTube kanalında. Ve dostlar artık 4 yıldız oyuncu nasıl 5 yıldız yaptığımızı 106 overall yaptığımızı da görüyorsunuz bu şekilde bize gösteriyor. Yine 1 yıldız Rashford istiyor bizden. Bir tane de bir yıldız kırmızı forvet istiyor dostlar. Yine çok önemli. Yani buraya yine siz bir tane daha reşit ekleyebilirsiniz. Ya da başka herhangi bir kırmızı bir yıldız kart ekleyebilirsiniz. Yani şuranın maliyeti nereden baksanız 500 bin euro falan. 16 tane enhance kart istiyor. Bir tane de enhance kart 2 istiyor. Ve bunlar sadece elit düelle challenger cups'tan elde ediliyormuş dostlar. Onlar da biliyorsunuz şuradan ana menünden göstereyim. Kickoff bölümünden buradan Challenger Cup ya da elit düelden oynayarak girebildiğiniz alanlar dostlar Çarşamba günü ya da işte Pazar günü Challenger Cup Çarşamba günü akşam 8 ile 3 arasında elit düelde Pazar günü oynanıyor dostlar buradan maçları yapabiliyoruz ve buradan bu ödülleri alabiliyormuşuz arkadaşlar yani artık 4 yıldız oyuncu 5 yıldız yapmakta bayağı bir zulüm ama 106'lık bir oyuncu yapmak için değer mi? Tabii ki değer ve kadromun güncel hali görmüş olduğunuz şekilde gerçekten efsane bir kadroya ulaşmış olduk dostlar. 101'lik bir kırmızı kartımız var. Biz daha nene yükseltmeler yapacağız dostlar. Bu kanalda hepsine beraber şahit olacağız. Tanık olacağız arkadaşlar. Dostlar isterseniz videoyu bitirmeden önce şu şekilde bir ranked maç yapalım. Yani normalde diğer yükseltmelerde dostlar e, klasik maçlara girmiştim. Fakat bu sefer ranked dereceli maça gireceğim. Kariyer maçlarına girmiştim. Zaten enerjim de yok şu anda. Bir rakip bulursa e, özellikle size ranked maçlarda nasıl ceza dışından Rashford'un etkili olduğunu göstermeye çalışacağım. Dizilişimde bir değişiklik yaptım. Şu an farklı bir diziliş kullanıyorum. Umarım adaptasyon sorunu yaşamayız. Kadroma da güveniyorum bakalım. Evet Epic 3'ten bir oyuncu buldu. Bayram Oviç isimli kardeşimiz geldi. 4-1-2-1-2 dizilişinde oynuyor. Kadrosunu göreceğiz şimdi. Gördüğüm kadarıyla oyuncular iyiydi. Neymar'ı falan gördüm. Biliyorsunuz Avrupa sürümünde öyle Neymar bedavadan verilmiyor. İdris Rashford'a Rashford Marcus Rashford görüyorsunuz kaleci nasıl kontür yerde bıraktı dostlar görüyorsunuz Marcus Rashford tekrarını izleyelim adam bana biraz sövecek ama olsun sol ayak dostlar bir de bu sol ayakla vurdu Rashford şimdi ceza sahası içine bir orta gelecek kornerleri severiz Vinaldum'a Vinaldum diye bir esekti yok bu pozisyondan Ekstra bir şey çıkmadı. Adam kontra atak yapacak. Messi ile çok güzel geçti. Gerçekten korktuğum şey başıma geldi. Santra for olarak oynattığı Messi golü buluyor dostlar. Kontra ataktan ne yazık ki golü yedik. Bak bir de bana emoji atıyor. Şimdi bu adam beni yani sinirlendiriyor dostlar. Şu an bizi tahrik ediyor. Az önce o pozisyon tekrarını izlediğimiz için o da sinirlenmiş olabilir ama biz ona gereken cevabı vereceğiz inşallah bu videoda. Rashford Ronaldinho oynadı. Ronaldinho. Ronaldinho vurdu. Yine sekti yine sekti ve kornere çıkarken Pepe orada çizgiden topu çekmiş oldu dostlar. Ve ilk yarı sona ediyor arkadaşlar maçta. Çok fazla efektif bir pozisyon bulamadık. Ben hemen bir taktik değişikliğine gideceğim. Taktik değişikliğinde e, şu atak alanını e, yok atak alanı diyorum ofansif stilik kontra atak olarak değiştireceğim ve Ekstra olarak şunu da şöyle defansif wingers yapacağız. Ve takımımızda da değişiklere gitmeyi düşünüyorum. Çiğe sayı Ronaldinho yerine Dembele'yi Enkunku yerine almayı düşünüyorum. Ve orta sahada bir Kovac değişikliği gelecek. İkinci araya bu şekilde çıkacağız rakip karşısında. Biraz daha böyle e, ofansif daha etkili bir oyun sergilemek derdindeyim dostlar. O yüzden taze kanlar her zaman iş yapar. Haydi çocuklar, haydi çocuklar. Dembele geçti rakibi verdim. Marcus Rashford aciz asas Ah be Rashford. Gerçekten hırs yaptım. Yani bu adama da ayar oldum dostlar. Bu elemana da ayar oldum. Bu elemanı yenmek istiyorum. O yüzden hırs yaptım. Haydi Dembele, Osmane Dembele. Dembele kaleci. Kaleci. Ceza sahasına biraz daha girebilsek daha efektif, daha etkili pozisyonlar bulacağız ama olacak o da olacak. Çok güzel bir hata geldi rakip oyuncudan Kovacic. Kovacic arkadaşını bekledi dembeleyi dembeleye verdi. Dembele yaz artık kaleci kaleci kaleci. Rashford Rashford'la topu çaldık ama olmadı. Olmadı ne yazık ki top out'a çıkıyor. Son dakikalar hocam bu maçı çevirmeyi çok istiyorum lütfen. Lütfen bu maçı çevirmeyi çok istiyorum. Adam Icardi'yi falan almış oyuna dostlar. Onun da herhalde Icardi'si yükseltilmiş bir Icardi. Dembele orta sahadan ilerliyoruz. Osmane Dembele. Dembele rakibe çalımı attı. Aradan Chiesa'ya. Chiesa yaz Chiesa. Bu videoya da bu gol yakışırdı. Chiesa. Chiesa. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Şöyle bir ağlama işareti atalım var. Dembele. Geçti rakibi. Chiesa'ya verdik. Chiesa. Son adım oyuna girdi. Golü yazdı. Chiesa. Anca ağlarsın dostum. Anca ağlarsın. Değişikliğimiz varsa. Bakalım uzatmalarda. Yani şu maçta yenilsek bile ki. Yani bence hak etmedi dostlar. Yenilsek bile ki gerçekten gerekli cevabı rakip oyuncuya verdik. Yani Toshame'ni değişik yapabiliyor muyuz? Yapamıyorum. Şu anda taktikler bölümünde ekstra bir değişiklik durumumuz mevcut değil hocam. Ve uzatmalara geçiyoruz dostlar. Uzatmalar oynayacağız. Evet artık bu dakikadan sonra yaptığım savunmaya da dikkat etmem gerekiyor arkadaşlar. Şimdi o adam bizden korktu. Gerçekten korktu. Daha efektif bir oyun sergilemeye başladık. Dembele değişikliği çok fark yarattı. Şu an Rashford biraz bitti dostlar. Rashford'dan çok bir performans alamıyoruz. İkinci yarıda o yüzden oyuna soktuğumuz oyuncular üzerinden oynamaya çalışıyorum. Ben özellikle Dembele ve Chiesa üzerinden. Görüyorsunuz Rashford topa bile koşmuyor artık. Topa bile koşmuyor. İkinci yarıda oyuna giren Kovacic. O da yine e, hızlı çıkan oyuncularımızdan bir tanesi olmuş oldu. Osmani Dembele rakibi geçebilseydi. Rakibi geçebilseydi çok daha farklı olacaktı. Orta sahada rakip atağa çıkmaya çalışıyor. Kovac ile karşılamaya çalışacağım. Evet artık dikkatli olmam lazım. Bütün ataklarda dikkatli olmamız gerekiyor dostlar. Kanada inip orta açmaya çalışacak çakal. Ya da vakit öldürmeye çalışıyor bilmiyorum. Bence şu an bu adamın tek şansı dostlar penaltılar. O yüzden penaltılara sürüklemeye çalışacak. Uzatmaların ikinci yarısına geçeceğiz biz de. Uzatmaların ikinci yarısında benim golü bulmam lazım. Ya penaltıların biraz şans işi olduğunu düşündüğüm için dostlar o yüzden işi çok penaltılara bırakmak istemiyorum. Dembele. Dembele. Rashford'a oynayamadı. Ah be. Ah be. Rashford'ı göremedi Dembele. Richarlison. Full ileriye oyuncu almış o da. Oyunculara yorulduğu için. Dembele. Rashford'a verdi. Geçmedi. Geçmedi. Yani biraz daha fake şutlarla mı giriş yapmaya çalışsak bilmiyorum ki dostlar. Bilmiyorum ki. Chiesa. Dembele. Rashford'a. Rashford Dembele. 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 Kalici kaleci ah be ah be haydi süre süre yetmeyecek süre yetmeyecek haydi 115. dakika Dembele Chiesa'ya artık çıldırıyor kuduruyor korkudan kuduruyor Rashford Rashford ah vurabilsek öldü arkadaşlar öldü Rashford öldü gerçekten şu an biraz dirisi olsa o kadar iş yapardı ki bu dakikada Rashford öldü şu anda görüyorsunuz bütün oyuncularımla birlikte Rashford da öldü Dembele verdi Rashford'a Rashford. Rashford geçti rakibi. Marcus Rashford! Marcus Rashford! Rashford! Marcus Rashford! Gerçekten efsane bir maç oldu. Efsane bir maç oldu. Adam patates oldu patates. Ne oldu lan? Ne oldu lan patates mi oldu? Hemen bir ağlama işareti atalım. Gerçekten patates oldu. Şöyle <laughs> emojileri atalım dostlar. Normalde çok hiçbir şey çok yaptığım bir şey değil ama çok yaptığım bir şey değil ama gerçekten patates oldu. Allah hoş ettik herifi ya. Görüyorsunuz. Attığım iki golü de göstereceğim size bir saniye. Önce Chiesa ile attığımız golü izleyelim dostlar. Şöyle iki numaralı kameradan hatta bir saniye düzeltiyorum. Bir numaralı kameradan izleyelim. Bu oyundaki e, kamera modlarından birinde size göstermiş olacağım. Bu şekilde kayıtlarınızı alabiliyorsunuz. Görüyorsunuz Chiesa ile attığımız gol. Chiesa yazdı böyle. Dostlar şuradan ekran kaydına basıyorsunuz. E, bir daha gösterme diyor. Şimdi başlat diyorsunuz. Ya, her videoda bilgi verme çabam var dostlar. Ne yazık ki. E, siz de bilgilerini edin diye. Asisti Dembele yaptı diyor. Görüyorsunuz Dembele Veriyor burada Chiesa. Şu an ekran kaydı yaptığı için biraz kasma oluyor. Ve Chiesa golü yazıyor. Bu şekilde de dostlar kasmış oldu. Go on diyorsunuz. izin ver diyorsunuz. Ve kaydetmiş olduk golümüzü dostlar. Diğer golümüze bakalım. Diğer golümüze bakalım. Ben o golü de kaydedeceğim. Rashford'la attığımız golü de kaydedeceğim arkadaşlar. Niye? Çünkü yani bu herife yazdık ya. Bu herife yazdık ya bu golleri anı olarak saklayacağım yani. Gerçekten efsane bir maç oldu. Rashford'da 101 yaptığımız bir videoda böyle saçma sapan bir çalma attım. Marcus Rashford bacağın arasından mı geçmiş? Bacağının arasından defans oyuncusunun Marcus Rashford bu şekilde yazmış oldu dostlar. Dostlar ben şu 2x ödülünü de alacağım. Önceki oyuncu yükseltmede de bahsetmiştim dostlar. Burada çıkan ödülleri 2x e, revarta 2x ödüle tıklayıp 30 saniyelik bir reklam izlediğinizde 2 katını alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi matchup token ve locker key'in e, ben 2x'ini aldım ve aynı zamanda kutuyu vermiyor sadece kutuyu vermiyor. Onun dışında verdiği bütün hediyelerin dostlar 2x'ini sizlere veriyor ve bugünkü benim de ranked maçlardaki ilk galibiyetim olmuş oluyor bu dostlar hemen onun da paketini açalım. Ve gördüğünüz gibi dostlar yine Matchup e, Store'da şu anda Matchup Shop'ta Rashford yine beni karşılıyor arkadaşlar yine e, 82'lik Rashford'u görüyorsunuz ben bir şuradan team bölümüne bakacağım ben de sanırım bir tane daha Rashford var aynen bende bir tane daha Rashford var dostlar. Yani şuradan tekrardan bakalım. Tekrar ee, bir dakika yanlış Rashford'u ekledik. Şuradan tekrardan bakalım dostlar yükseltme için gerekli olan neymiş? Artık 5 e, yıldız yapabilir miyim bilmiyorum ama 1 e, yıldız Rashford, 1 yıldız kırmızı forvet diyor. Peki Saliba'ya bakalım. Elimizdeki oyuncumuz saliba. Şu an o da bir yıldız. Onu da iki yıldız yapabilmemiz için ihtiyacımız olan bir tane daha saliba. Şu anda defans oyuncumu yükseltmek daha mantıklı dostlar. O yüzden kickoff bölümünden ranked maç match bölümünden matchup shop'tan şimdilik salibayı alacağım. 420 puanım varmış. 340'a salibayı alırım. Hatta bugün puanımı tamamlayabilirsem dostlar bir de Rashford alırım en azından. Rashford da benim. Şeyimde takımımda durmuş olur dostlar saliba da çok iyi bir oyuncu kesinlikle sizlere tavsiye ediyorum dostlar inventory bölümüne geldik Ranked maç diyoruz kullan diyoruz 10.000 euro görüyorsunuz yani hava parası ya 10.000 euro direkt tak diye elimize gelmiş oldu dostlar. Dostlarım, video gerçekten çok efsanevi bir video oldu. Umarım beğenerek eğlenerek izlemişsinizdir. Bir sonraki oyuncu yükseltme ve total futbol videolarında hemşir YouTube'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.